Merhabalar, hoş geldiniz. Kanal Fırat ekranlarından hepinize mutlu hafta sonları sevgili spor severler. A'dan Z'ye spor programımız ile bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere ilimizin spor faaliyetlerini, spor kulüplerinin maç içeriklerini veya işte öykülerini anlatmaya devam ediyoruz. Tabii Türkiye'de bilinmeyen veya duyulmayan spor branşları da her geçen gün duyuluyor. Bu noktada ilimizde de bocce son zamanlarda, son yıllarda çok fazla ilimizin spor kamuoyuna hakim durumda ve şu anda zaten görüyorsunuz. Bocce branşı konuşulurken tabii bunun içeriğini öğrenmek istedik ve bugün de çok kıymetli hocam Gültekin Eser'le birlikte, tabii Elazığ'da ikinci kademe bocce antrenörü ve gençlik sporda da aynı zamanda takımlarda antrenörlük yapıyor. Bu durumu bizlere açıklamış olacak ve özellikle bocce branşını konuşmuş olacağız. Tabii farklı spor branşları hem Türkiye genelinde federasyonlaşıyor hem de kulüpleşmeler çok fazla ve bu noktada da tabii sporcular da yönelim sağlıyor ve sporcuların yönelim sağladığı antrenörler de önemli. Onların bakış açısı ve hayalleri önemli ve bizler de Gültekin Hoca'dan bocce branşının gelecek planlamasını öğreneceğiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Tabii sizi tanıyacağız. Gültekin Eser genç bir antrenör ve bu noktada da bocce branşında ilimizde faaliyet gösteriyor. Şimdi sevgili hocam, tabii size tanıtma fırsatı vereceğiz ama özellikle bocce deyince birçok kişi bu branşın ne olduğunu bilmiyor. İsterseniz kendinizi tanıtın, ardından bocce branşının içeriğine girmiş olalım. Kendim Elazığ doğumluyum. Bocce'ye 2019 yılında birinci kademeyi almakla başladı. 2021 yılında da ikinci kademeyi alarak bu şekilde devam ettim. Ve ilimiz gençlik spor destekleriyle başladım bocce'ye. Şu anda da gençlik sporu çalıştırıyoruz. Bu şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Evet. Sevgili hocam, şimdi tabii bocce branşı son 4-5 yıldır çok ön planda. Evet. Federasyon haline geldi Türkiye'de bildiğim kadarıyla yıllar önce. Birçok branş da federasyonlaştı. Mesela Herkes İçin Spor Federasyonu, Bocce Federasyonu. Yani bu federasyonların ulaşım kanalı daha mı kolay ya da siyasi erkana ulaşması daha mı kolay? Neden bu kadar çok federasyon oluştu? İsterseniz oradan da devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu altında birleşerek kurulmuş. Evet. 2004 yılında kuruldu. Fiilen kuruldu ama aslen 2005 yılında federasyon olarak resmileşti. Branşımız şöyle, federasyonumuz Bocce Bowling Dart Federasyonu olarak devam ediyor mesela. Her branşta 3 şeyi birden devam ettirmiş oluyoruz. Evet. Tabii Bocce'de bowling gibi bir spor branşı galiba. Aynen. İçeriğinde ne var? Mesela nasıl bir branş? İçinde nasıl bir aksiyon var? Şöyle mesela dallara ayrılıyor mesela. Bocce'de petank, rafal, volo olarak 3 disiplinden oluşuyor. 7'den 70'e her yaş grubu oynayabiliyor mesela. Mesela yoldan çevirdiğimiz bir 7 yaşındaki çocuk da oynayabiliyor. Tabii antrenmanlar, programlar dahilinde. 70 yaşındaki bir amcamız bile ama oynayabiliyor. Yani her yaşa hitap eden bir şeyimiz. Evet. Ayrıca mesela bu huzur evlerinde kalan yaşlılarımız daha çok mesela petank, volo, rafa şeyimiz var, disiplinimiz var. Rafa'yı daha çok yaşlılar oynuyor mesela. Onlara da daha çok hitap etmiş oluyoruz. Onları da spora teşvik etmiş oluyoruz. Onlar da bir spor dalında ilerlemiş oluyorlar. Evet, tabii ilimizde özellikle yaş grubu yüksek olanlar daha iyi biliyor ki biz de onlardan hep duyuyoruz. Sevgili Aziz Taylan abi huzur evinde çok güzel oynuyor. Elazığ'da da dereceleri var. Evet. Onu da sen de duymuşsundur. Evet. Peki bowling gibi mesela topu bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla topu aldığın zaman teknik bir aslında tabiri caizse savaş. Evet. Çünkü orada topu atacaksın, sürüklediğin zaman, topa değdiği zaman o topun ivmesi, işte başka yere uzanması başarı getiriyor galiba. Evet, yani şöyle, daha doğrusu bu söylediğiniz petank ve rafa için geçerli. Evet. Bu disiplinlerde ayakta oynanıyor zaten. Top avucumuzun içine sığıyor zaten. Çok aşırı büyüklükte değil petank toplarımız. Çapı 73 ve 73 çapında, 73, 74, 75 daha devam ediyor. Evet. Ağırlığı ise 700 ile 750, 650 ile 750 arasında değişen ağırlıkta toplarımız var. Küçük bir misketimiz var. Bu misketimiz gene de ağaçtan yapılıyor. Bunu atıyoruz ilk başta. 6 ile ilk başta sağımızın uzunluğu 0 ile 15 metre uzunluğunda
4 metre de genişliğimizde. Topu ilk attığımızda 6 ile 10 metre arasında olması gerekiyor ki geçerli olsun. Bu şekilde oyunumuza başlıyoruz. Atış yaptıktan sonra ise topu palinoya en yakın, yani küçük misket dediğimiz topa en yakın topu atmaya çalışıyoruz. Yani bizim geleneksel misket oyunumuz gibi bir şey herhalde. Evet, yani daha çok bu halk kesiminde tarif ettiğimde hemen ilk cevabı bunu alıyorum, evet. Yani. Bir de hatırlar mısın mesela Spor Bilimleri Fakültesi'nde ders olarak da işlediğinizi geleneksel oyunlar diye. Hı hı. Gerçekten tarihi veya işte geçmiş dönemlerdeki bu geleneksel oyunlar günümüzde modern dünyada aslında artık sistemleşiyor. Mesela branş haline geliyor. Evet. Çünkü mesela düşünsene tepükten futbola kadar uzanan bir olay. Evet. Ondan sonra işte misketten bocceye işte veya eskrim gibi branşlar. Mesela biz Gençlik Spor Bünyesi'nde eskrim hocalarını da konuk ettik. Eskrim takımına, eskrim antrenörlerini. Onlar da çok farklı hikayeleri var. Tabii eskrim branşı hem gelenek hem bir savaş tabiri bir oyunumuzdu. Bu noktada onlar da bunları tanıttılar. Bocce sporu adına farklı bir nokta. Şimdi şeyi söylemek lazım. Bocce olayındaki olgu Elazığ'da da çok fazla yayıldı. Evet. Özellikle tesisleşme Türkiye'de bocce adına iyi bir noktadayız. Diğer branşlarda da olduğu gibi bocce'de de iyi noktadayız. Tesis anlamındaki yorumun ne Elazığ adına? Tesis anlamında ilk başta kapalı yüzme havuzumuzu biliyorsunuz. Evet. Yakup Kılıcı'nın altındaki, olimpik yüzme havuzumuzun altında bodrum katında kapalı bir yerimiz var. Orada petank ligini oynuyoruz. Rafa ligi içinde halı sermişiz. Yani onun üzerinde oynayarak antrenmanlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. İlerleyen süreçlerde Gençlik Spor'un destekleriyle, Abdülsamet hocamızın destekleriyle bu konuda gerçekten bayağı yardımcı oldular. Bu Yakup Kılıncı'nın bir üst tarafında açık alanda bocce sahasını yaptık. Evet. Orada geniş alanda, yani petank liginde rahatlıkla bir 15 kişinin oynayabileceği alan tahsis edildi. Diğer tarafa geldiğimizde ise Rafa ligi var branşında. Rafa'da oynama yerimiz var. Geneleksel yerimiz var ayrıyeten. Bu şekilde iki tesisi de kullanabiliyoruz. Yazın genelde yukarıdayız, açık alandayız. Kışın ise aşağı tarafa geçiyoruz. Peki Türkiye genelinde tesisleşme anlamında bocce adına diğer şehirlere göre Elazığ iyi durumda mı sence? Mesela karşılaşmalara hep Ankara'ya ya da Batı illerine gidiyorsunuz galiba. Şunu şöyle söyleyeyim. Genelde oranın alanı biraz daha fazla olduğu için, katılım da biraz fazla olduğu için genellikle Ankara, Antalya, Kemer ve Mersin'i tercih ediliyor. Bir de oranın da saha anlamında, Rafa sahası anlamında biraz daha fazla etkisi var. Hani Türkiye'de şu anda Rafa Ligi, Rafa sahası 3 tane tek var. Bu saydığım iller arasında. Evet. Bir de sevgili hocam, şimdi tabii özellikle takım sporu da sayılıyor tabii. Bireysel de var. Karışık, bay bayan karışık takımlar da oluşuyor da. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Elazığ'da bildiğim kadarıyla geçtiğimiz yıllarda bir şampiyonluk yaşandı bocce adına. Ve bu spor basınında, spor kamuoyunda da iyi bir lanse edildi. Bocce'de şampiyon olduk. Türkiye birinciliği işte. Türkiye'den Avrupa'ya gidiş oldu mu Elazığ adına? Var. Onu bir tane sorayım. Sporcumuz var. Ahmet Karakaş sporcumuz. Evet. Fransa'ya gitti dünya şampiyonasına. Volo disiplininde gitti. Volo basamak disiplininde gitti. Tek başına Elazığ'ı temsil etti orada. Bu şekildeydi. Evet. Peki onu soracağım. Mesela biliyorsun ki bireysel branşlar veya işte bazı branşlar takım sporlarının çok da gölgesinde kalıyor. Niye? Çünkü bir futbol endüstriyel branş. Şimdi Türkiye'de hangi şehire gidersen git herkes Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanını konuşuyor. Herkes işte bu deplasman nasıl olacak? Cesus'un taktiği ne olacak? Veya işte futbol biraz daha endüstriyel ve taraftarı kitleleri harekete geçirdiği için ekranda herkes bu maçı bekleyecek. Şimdi dolayısıyla bu kadar mesela takım sporların gölgesinde kalındığı zaman ne düşünüyorsun? Mesela bocce sporu bu noktada desteklenmeli mi? Veya desteklenmesi gerekiyor mu? Niye gerekiyor? Senin için mantıklı açıklaması ne? Şöyle söyleyeyim. En kötü mesela bu Kasım ayında İslam oyunları oynanmıştı mesela. Orada bocce ligi, mesela bocce takımını temsil eden milli sporcularımız vardı. Yani genellikle bu sporu mesela küçük yaştan alıp eğer verirse çocuklarımız
ileriki süreçlerde mesela daha verimli olabilir. Evet, yani genellikle küçük yaş gruplarından tut da büyük yaş gruplarına kadar hangi kas gruplarını çalışıyor? El göz koordinasyonu mu mesela? Genellikle kol koordinasyonu. Ya tüm vücut aslında çalışıyor bir nevi. Eğiliyoruz, kalkıyoruz, atışımızı yapıyoruz, odaklanmamız gerekiyor. Psikolojik olarak da iyi bir durumda olması lazım sporcunun. Yani her mental yönden de iyi olması lazım, fiziken de iyi olması lazım bu konuda. Evet. Bir de tabii okul sporları da şu an devam ediyor. Özellikle Elazığ'da okul sporlarını ama bu sene kıymetli velilerimiz bizi izliyorsa birkaç branşta yıkılım azdı. Evet. Mesela şu ana kadar mesela takım sporlarını voleybolda mesela kız voleybolda bence azdı. Erkek voleybolda bence çok çok azdı. Çünkü eskiden belki 10 yıl önce bizim lise yıllarımızda daha da çok ön plandaydı okul sporlarının yarışma statüsü ve işte yarışma takımları. Mesela futsal oldu. Geçen sene erkek futsalda bu oranda olsa da mesela kadın futsalda geçen sene 2 gruptu. Şimdi sadece 3 takım vardı. Dolayısıyla mesela bireysel sporlarda bu böyle mi bilmiyorum ama geçen sene bocceye iyi bir katılım vardı. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam 7 tane erkek takım katılmıştı okul olarak. 6 tane de kız takım olarak katılmışlardı. Bu şekilde sıralama düzenlenmişti. Ama bu sayı neden bir 15'e çıkartmayalım? Okullarımızı tabii neden çıkartmayalım ki? Yani burada daha çok biraz da beden eğitim öğretmenlerine iş düşüyor aslında. Türkiye'de mesela şu söyleniyor. Deniliyor ki spor altyapısı çok önemli. Futboldan tut, basketboldan tut, diğer branşların hepsine kadar. Ama benim bir gözlemim var. Kıymetli dostlarım da şu an beni takip etsin. Çok önemli bir analiz yapacağım. Bilmiyorum doğru mu söyleyeceğim, yanlış mı söyleyeceğim ama realist konuşmaktan fayda doğar. Türkiye'de bence sporun özellikle altyapının bütün spor branşları, futbol, basketbol, bireysel sporlar, sporun temel yapısını beden eğitim öğretmenleri çözüyor, doğru, değil mi? Evet, çok katılıyorum. Ya da sınıf öğretmenlerini de katabiliriz buna. Sınıf öğretmenlerinin de çok da belki spor biliminden akademik bir eğitimi olup olmaması tartışma konusu. Bizim fazla belki yorum yapmamız olmaz ama sınıf öğretmenleri başta olmak üzere beden eğitim öğretmenleri. Evet. Ama sevgili hocam, ben 4 yıldır, 5 yıldır beden eğitim öğretmenliği yapıyorum. Tabii bizim öğretmenlik yaptığımız yerler biraz daha devletin destek sağladığı, biraz daha yarı özel şeklinde özel sektörleri kapsıyor. Ben dikkat ediyorum, beden eğitim öğretmenleri, bak burası çok önemli, evet, beden eğitim öğretmenleri, milli eğitimin müfredatına devlet okullarındaki hiçbir beden eğitim öğretmeni %99'unun uyduğunu düşünmüyorum. Ne yapıyor biliyor musun? Abi, topu ver, beden eğitimi dersi işlensin muhabbeti olduğu sürece Türkiye'de spor altyapıları imkansızdır. Sonra Elazığ'dan neden futbolcu çıkmıyor? Sonra Türkiye'de neden Dünya Kupası'nda değiliz? Veya işte voleybolda neden bilmem ülkenin gerisine kaldık? Veya işte neden olimpiyatlarda? Abi olmaz ki. Sayın hocam, Avrupa'da spor branşlarına, herhangi bir branşa bir sporcu kaç yaşına başlıyor? 3 yaşına düştü artık. Aynen. İngiltere'de futbol yaşı 3,5 yaşına düştü söyleniyor. Şimdi bu doğrultuda ben 12 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuğa beden eğitim dersinde al şu topu oyna muhabbetini yaptıracağıma, ben orada kas gruplarını geliştirecek çalışmalarla veya istasyonlarla veya temel taktik çalışmalarıyla bildiğim kadarıyla kendi bildiğinin %20'sini öğretsen dahi sence kulüplere bir altyapı oluşturmaz mı? Çok düşünsene doğru hocam, sen bocce takımın antrenörüsün. Ben sana el göz koordinasyonunu çalıştırmış bir kız, bir erkek öğrenci gönderiyorum. Sen diyorsun ki tamam bak bu çocukta bu kas grubu iyi durumda. O zaman ben bunu işleyebilirim, bocce takımında kullanabilirim değil mi? Evet. Ama bunlar hep birbirine döngülü olacak. Kulüpler tabii ki aldığı zaman kulüpler de üzerine katacak. Antrenörü de kapacak. Ama ben Türkiye geneline dikkat ediyorum. Beni izleyen kıymetli hocalarımdan bu noktada üzülmesini istemiyorum. Kimseyi de kırmak istemiyorum ama evet, abicim devlet kurumunda olan beden eğitimi öğretmenlerinin %95'i abi yapmıyor bu işi. Topu ver. Niye? Çünkü denetim de yok. Denetim de yok. Ha, özel okulda da niye yapıyorlar biliyor musun? Özel okulda da işte özel sonuçta ben seneye çalışır mıyım, diğer seneye çalışır mıyım muhabbetiyle. Abi bu yanlış. Evet. Şimdi işinin hakkını vermek zorundasın. Bu noktada idarecilerimize de, tüm idarecilere de sesleniyorum. Yapmayın böyle. Aynen. Çünkü oradaki öğretmen anlatacak, bildirecek, uygulayacak ki
Abi bakıyorsun X özel okuluna giden bir çocuk, paralı bir özel okula giden çocuk yüzmesinden balesine. İşte bilmem voleybolundan basketboluna işte bilmem sosyal etkinliğini abi çocuk işleniyor. İster istemez bir altyapı oluşuyor. Mesela çocuk yüzmeye gidiyor, bütün kas grupları çalışıyor. Çocuk voleybola gidiyor, el göz koordinasyonu çalışıyor. Çocuk futbola gidiyor, alt ekstremite müthiş şekilde güçleniyor. Abi dolayısıyla ben bu noktada bu taraftayım. Çünkü sonra kulüplere de hazır oyuncu gönderirsin. Yetiştiricilik böyle olur. Ama sen çocuğa işte verdim topu oynadı. Aa sen iyi şut çekiyorsun o zaman seni yol spora gönderelim. Abi böyle de olmaz. Yani Yok. sen o çocuğu işleyeceksin. Kesin. Antrenman her yerdedir. Okulda yapacaksın. Dışarıda yapacaksın. Hafta sonu yapacaksın. Ben her zaman söylerim. Mesela bir handbol takımı sporcuları bizim okulda. Sevgili İsmail Bayraktar hocam buradan selamlarımı göndereyim handbolda. Bir gün bana dedi ki şu programı al. O zaman çocuklar okulda devam ediyor. Dedi ki bunlara dedi öğle arasında antrenman yaptıracaksın. Dedim ki hocam dedim zaten akşam bunlar antrenmana gelmiyor mu? Hani akşam dedi yok dedi her daim çalışacaklar ki başarı gelsin. Başarılı. Düşündüm doğru. Pratik seviyesini 3000 değil 7000 yaptığın zaman daha da çok pratikleşme olmuyor mu? Aynen de öyle. Aynen. Dolayısıyla ben bu noktada bu düşüncedeyim. Sen sevgili hocam genç bir antrenör olarak bilmiyorum ne düşünüyorsun ama benim analizim tezim bu. İyi bir denetimle bu sadece bu beden eğitimde böyleyse eğitim sistemimiz ne durumda? Bu Evet, konuşulur. doğru hocam. Evet. Sizin sözünüzden şunu yani kısa aldım hocam. Mesela dediniz ki altyapıda hocalar hazır gelirse daha ileri gelir. Şimdi atıyorum bir çocuk 6. sınıfta hadi ilkokulu geçtim. Evet. Hadi ilkokul öğretmenleri diyelim. Orada çok fazla bir şey yapamadı. Ama ortaokuldaki bir beden eğitim hocası çocuğa sporu verdiği için ilerlemesini dediğiniz gibi kas koordinasyonlar bize hazır geldiği için çocuk biraz yetişkin olduktan sonra bu sefer biz işliyoruz. İşledikçe çocuk ve sporu daha çok seviyor. Aynen Daha öyle. iyi bir antrenörün yanına geçtiğinde bu ben A şahsı olur, B şahsı olur, C şahsı olur. Kimin yanına giderse hocasını sevdikten sonra, sporunu da sevdikten sonra altyapı iyi olduğu için bu sefer çocuk ne oluyor? Lise çağına geldiğinde dereceler almış oluyor. Aynen öyle. Ama biz mesela liseye gelmiş bir çağındaki çocuk spora başlıyor. Üniversiteye geliyor. Bu sefer vücut kas oranları yetiştiremediği için hani o verdiğini alamadığı için bu sefer ne oluyor? Türkiye'nin branşta mesela kazanma şeye düşmüş oluyor. Ama Evet. ne kadar altyapıdan getirebilirse çocukları, buradan gerçekten sizin de söylediğiniz gibi ilkokul öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten orada çocukları işlemeleri en önemli katkı Evet. yani. Mesela Sayın Kasaboğlu'nun bir Projesi projesiydi bu. ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni. Dördüncü Evet. sınıflarda. Evet mantıklı. Çok mantıklı. %100 destekliyorum bireysel olarak. Ama sen onun denetimi yapacaksan eğer orada da çocuk her beden eğitim dersini boş gözüyle görürse top oynayacaksa abi yapma o zaman. Yani devletin kasasına yazık, ekonomisine yazık, istihdamına yazık. Yani bu noktada bence üzerinde durulması gereken bir şey olması lazım. Mesela yetenek seçimi yapıldı. Çok güzel antrenmanlara başladılar mesela yetenek seçimindeki çocuklar. Ben onlardan ümitliyim. Niye? Çünkü yetenek seçiminde kazanılan çocuklar çok iyi seviyelere işlenerek gelecektir muhakkak. Bu noktada oradan da size çok sporcu çıkacaktır ilerleyen Yani doğru. Yani zamanlarda. yönlendirilen hocalarımız oluyor mesela. Ama yine yetersiz. Mesela bocce gerçekten çok dediğiniz gibi bilindik bir spor olmadığı için veliler de yönlendirmede biraz tanımadığı için aslında veliler de tanımadığı için yönlendirememiş Evet. oluyorlar. Ama sizin sayenizde programımız için de tekrardan teşekkür ederim. Demek şeyi çok beğeniyorum. Gençlik Forum bu sosyal gençlik projesi diyeyim ya da onun ismi ne olur bilmiyorum ama sosyal desteklenme çok iyi. Şimdi ben düşünüyorum, ben küçükken çok hevesliydim. Normal çoraplarımı uzun çorap yapar futbol, yani futbol delisiydik. Tabii her genç erkeğin olduğu gibi ama bizde de muhteşem bir sevgi vardı. Sürekli maç yapayım, teneffüslerde kozalaklarla maç yapalım işte şu olsun bu olsun. Dolayısıyla ben hep gitmek istedim. İşte o zaman işte rahmetli babama demeye çalışıyorum. İşte gideyim, edeyim, bilmem ne yapayım. Tabii köy çocuğuyuz. Hafta sonları köye gidiyoruz abi. Memlekette duramıyoruz. Sürekli Evet. köye gidiyoruz yazın. Ama kış sezonlarını hep böyle gitmek istiyorum. O zamanlar sana şunu söyleyeyim hocam. Gençlik spor var ama böyle ücretsiz olunan kursların olduğunu hiç bilmiyorum. Ha düşün.
Aslında bu çok güzel bir şey. Düşünsene, maddi durumun müsaade etmiyor bunu. Yani çünkü hepimiz belirli gelirler arasında büyük. Hafta sonu düşünsene gidiyorsun gençlik sporun herhangi bir branşına eğitim alıyorsun. Futbolsa futbol, işte bocce ise bocce, işte gençlik merkezleri çok güzel oldu. Gidip orada ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsun. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de aileler eğitim masraflarını gerçekten ödemekte zorlanıyor. Ama işte bir sosyal anlamda çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsun. Bu noktada yine o gün başıma gelen bir hikaye anlatayım hocam. Bir tane abimiz, Hakan abi, buradan selamlarımı gönderelim, Hakan Turgut. Dedi ki, ya dedi hocam, dedi bir tane oğlum var, futbol delisi. Dedim tamam, o da bizim gibi işte erkek seviyor. Dedim ne yapalım abi? Ya dedi ki, bunu bir takıma gönderelim mi? Nereye gönderelim? Dedim abi, şey var, birçok altyapı takımlar var. Dedi ki, ben asgari ücrete çalışıyorum zaten, bütçem yok. Bütçesi. Dedi ona göre, dedim buluruz tabii abi, nasıl bulmayalım? Hani Yol Spor var, Ebuaş Spor var. Ebuaş'a gönderdik. Çocuk orada bak şu an gidiyor. Baktım o gün babası çok mutlu. Evet. İşte diyor, çocuğum haftanın iki günü gidiyor. İşte bilmem ne falan, kafa dağıtıyor. Belki de futbolcu olacak. Yani aileler artık çocuklarının gerçekten sosyal anlamda, sportif anlamda gelişimini çok 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 destekliyor. Evet. Mesela çok çok eskiye gittiğin zaman, eskiden böyle değildi. Eskiden oku, devlet memuru ol, oku, atan, oku, iş sahibi ol. Ama hiç kimse sportif anlamda şey yapmazdı. Şimdi bakıyorsun, veli diyor benim çocuğum sportif anlamda bir yerlere gelsin. Bak bu çok önemli bir algı. Bu algıyı artık Türkiye yendi. Yendi, aynen. Anadolu yendi özellikle. Anadolu şehirleri yendi. Doğu'nun hangi şehrine gitsen de bu böyle. Evet. Dikkat edersen Diyarbakır'da, işte Hakkari'de, Siirt'te artık spor kulüpleri çok çok ön planda. Aktif olmaya başladı. Değil mi? Aktif olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim hocam. Zaten altyapıyı sizin dediğiniz gibi. Şöyle ek yapayım hocam. Bakın, bu da Türkiye'nin kanayan bir yarası bence. Mesela biz parkur hazırlık işi de yapıyoruz. İnşaat mühendisinden mezun, coğrafya bölümünden mezun, bilgisayar mühendisinden mezun, tarih bölümünden mezun öğrenciler, insanlar, gençler geliyor. İşte polis olmaya çalışıyor. Abi bu kadar mı spordan uzak fizik yapılar ve bu kadar mı spordan uzak olunur? Evet. Yani soruyorsun, hocam diyor, ben hayatımda merdivenden bile çıkmadım. Bak niye? Çünkü bu eğitim, o zaman bizim eğitim sistemimizdeki beden eğitimi dersi neredeydi? Aynen. Ama bakıyorsun, o gün bir tane kız öğrencimiz geldi, kızımız. Dedi ki, hocam ben Gümüşhane'de okul handball takımındaydım. Abi çocuk çıktı tak tak tak, sanki antrenmanlı gibi. Evet. Bak bunlar çok önemli. Dedim kızım, senin beden eğitimi öğretmenin kimdi? Ya dedi, hocam şöyleydi, biz handball'a şöyle gittik, Türkiye finallerine gittik. Bakıyorsun yarışmacı bir kimliğe sokmuş hoca. Size i̇şte, de burada hazır bir şekilde gelmiş. Tabii değil mi? Işte. Yani ama bazıda, alt yapı dediğimiz şey tam işte olarak tam da bu. Tabii ki işleyeceksin. Ama herkes birbirinin işini zincirleme şekilde kolay etmesi lazım. Dolayısıyla süreç bu. Tabii şimdi bocce'den Türkiye'nin eğitim ve sportif sistemine büründük ama tabii bocce'de bir sportif eğitim. Yani bu sportif eğitimin yanında her şeyi konuşmak mübah. Bu noktada da konu biraz dağıldı ama Gültekin, evet, hocam bu şekilde gidiyoruz. Senin bakış açın ne? Mesela Elazığ'da bir genç antrenör olarak, Elazığ'da bilinmeyen bir sporun veya işte böyle yükselişe geçen bir sporun antrenörüsün ve senden daha yüksek bir kademe Elazığ'da yok bildiğim kadarıyla. Yani ben de bildiğim kadarıyla. Yok, yani, evet. Varsa da düzelsin bizi sevgili izleyicilerimiz. Varsa da, yanlışımız varsa da kusurumuz olsun. Yani af olsun. Evet. Yani il temsilcimizin de danıştığım kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla benden daha ikinci kademeden üst kademe yok. İkinci kademe dahi yok. Bu arada il temsilcimizin ismi neydi? Resul Ağırtay. Resul hocam. Hocam. Aynen, evet, aynen. O da Gazi Ortaokulu'nda. Aynen öyle. Görev yapıyor. O da gerçekten altyapı anlamında bize hazır bir şekilde getirdiği sporcular var. Bu Ahmet Karataş da bunlardan biri mesela. O hazır bir şekilde geldiği için lise hayatında spor lisesinde devam ediyordu. Evet. Tesisimiz de spor lisesine yakın olduğu için okul çıkışlarına rahat bir şekilde gelip antrenman yapıp mesela şu anda Fransa'ya gidip geldi sporcumuz, evet, mesela. Bu arada spor lisesi geçtiğimiz yıllarda okul sporlarının Türkiye derecesi de aldı galiba bocce'de. Elazığ'da kız ve erkek takımımız birinci oldu. Bu il dışına çıktılar. Kız takımımız birinci oldu Türkiye'de. Ve şu Elazığ'da şu an önümüzdeki yıl, yani 2022-2023 yılında yapılacak bocce şeyinde ikinci olan kız takımımız bileme il dışına çıkma kotası sağladı. Hmm. Türkiye'de birinci olduğu için
Elazığ'dan iki takım birden gelebiliyor. Hani Türkiye yarı finallerine, yarı çeyrek finallerine değil mi? Yarı finallerine çıkabiliyor. Önceden çok güzel bir şey. Evet, çok güzel bir şey aslında. Yani bu diğer okulları da bir nevi hırslandıran, yani teşvik ettiren bir şey oldu. Hani önceden bir kişi çıkıyordu, bir kişi tek ilden gidiyordu ama kız takımı iki kişiyi götürebiliyor. Ama erkek takımımız yanlış değilsem 6. oldular Türkiye'de. Hmm. Onlar biraz şey olmuştu. Ama onlar da yani şeylerine devam ediyor antrenmanlarına. Evet. Şu anda da devam ediyorlar. Önümüzdeki yıl günlerde belki onun da güzel bir haberini alırız tekrardan. İnşallah tabii. Bir de şöyle bir şey. Bugün bu 2022-2023 faaliyet şeyinde eğer Türkiye'de birinci olurlarsa yurt dışlarına çıkacaklar. Yani okul bazında yurt dışına. Bu 4 yılda bir dünya şampiyonluğu. Dünya şampiyonası. 4 yılda bir gelen bir fırsat yani. Bu sene dünya şampiyonası yılı mı? Öyle evet, dünya şampiyonası yılı aynen. Yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğer birinci olurlarsa Türkiye'de tabii ki. Türkiye temsilen. Temsilen yurt hatta dışına. Hatta spor lisesi futbol takımı da gitmişti hatırlarsan. 2017 miydi yanlış? Evet, o zaman oradan 5 yıl önce mi oluyor? Hemen öyle tarihe tekabül ediyordu. Yani, yanlışımız varsa onlar da hocalarımız gerçekten Türkiye şampiyonu güzelsin. Olup Ümit Tekoğlu hocam çok kıymetli dostum, abim. Ümit Tekoğlu çok değerli bir hocamız. Onunla da uzun süre görüşmedik. Buradan selamlarımızı gönderelim. Çok önemli başarı sağladı. Hatta dedi ki Türkiye şampiyonu olduktan sonra dedi hiç bilmediğim akrabalarım bile beni aradı. Yani başarı geldikten sonra tabii sistem biraz daha farklılaşıyor. Ve işte önemli olan o başarıya giden yolda da destekçi olunabilmek. Yani şunu söyleyeyim hocam, biz de zaten Antalya'ya gittik. Ekim ayında. Yani 6 tane sporcu, normalde 12 sporcu gittik. 6 tanesi milli takıma çağrılmıştı zaten mesela. Farklı dediğim gibi Rafa, Volo, Petanque liglerinde kız ve erkek, 3 erkek, 3 kız gitmiştik mesela 6 tane. Oradan sporcumuz vardı. Turkish Open vardı. Mesela biz bileme, antrenörler bileme yarıştık orada. Evet. Bu şekilde yarıştık ve en son günün sonunda ise 25-27 yıl tarihleri arasında da Petanque Ligi düzenlenmişti zaten. Biz ikinci ligdeydik. İkinci ligden birinci lige yükseldik. Şu an en yükseklik birinci lig mi yoksa Süper Lig tadında var mı? Yok, birinci lig. Süper Lig o biraz futbolda oluyor hocam. Bocce'de birinci lig en üst seviye. Bu Petanque için söylediğim geçerli. Bundan bir ay önce de Rafa ligine gittiler. Orada ikinci ligdeyiz. Yani farklı kategorilere ayrılıyor. Orada da şu anda sporcularımız gitti. Bir iki tane kulübümüz var. Biz gençlik spor kulübü olarak bir, gençlik merkezi olarak iki kulüp işliyoruz. İki kulüp şeklinde. Kulübümüz gençlik spor kulübü 7. bitirdi. Gençlik merkezi de 9. bitirdi. Bunun ikinci etabı olacak Mersin'de. Önümüzdeki Ocak ayında 20'si ile 27'si yanlış değilsem talimatta yazıyordu. Bu tarihler arasındaydı. Ondan sonra geldikten sonra Mart ayında olacak. İkinci etap olacak. Bundan sonra eğer ilk dörde kalırsak bir üst lige, oradan da hedeflerimiz arasında birinci lige yükselmek. Rafa liginde söylediğim geçerli. Önümüzdeki Ocak ayında 20-25 tarihler arasında Rafa Türkiye Şampiyonası var. Ona da gidecek misiniz? Evet, gideceğiz. Sporcularımız da. Kaç tane sporcunuz var Elazığ'da? Hocam lisans bazında baktığımızda hani görünen sporcu sayımız 17-18 civarı. Ama aktif eden, şu anda antrenmanlara devam eden 13 tane sporcumuz var. Evet. Yani 13 sporcuyla bunların yaş grubu nasıl? 13 tane sporcunun? Lise bir tane sporcumuz var. O ortaokula gidiyor. Geri kalanları yanlış değilsem bir 10 tanesi lise çağı çocuklarımız, bir tanesi de üniversite okuyan bir tane öğrencimiz. Evet. İnşallah daha iyi sonuçlarla ilimizi temsil edersiniz Gültekin Hocam. Tabii gerçekten bu noktada yarışmacı bir şehir olmak da önemli. Evet. Ben hep buna inanırım. Mesela Elazığ'ı temsil etmek bu noktada önemli. Elazığ her anlamda, her konuda, her kulvarda. Mesela diyelim ki siz Bocce kulvarında ilimizi bu noktada iyi temsil etmenizi hep bekliyoruz. Başarılar bekliyoruz. Tabii futbolda işte diğer branşlar, basketbolda iki tane kadın basketbol takımımız var ve bu arada kıymetli izleyicilerimiz Ebuaş voleybol takımımız da bugün galip geldi deplasmanda. Yine basketbol takımımız da deplasmanda galip geldi. Onu da sizlere aktaralım.
Ege Yapı Urla Gençlik maçında Elazığ İl Özeri kadın basketbol takımımız 71-55 galip geldi. İşte bu olması lazım. Evet. Niye olması lazım? Çünkü her branşta şehri hep ön plana atacaksın. Bu da çalışmak da oluyor. Çalışırsan hepsi olur. İşte öğrencilere ya da işte sporculara antrenörlerin bununla aşılaması gerekiyor. Peki Sayın Hocam şunu da size söyleyeyim. Elazığ'da hatta az önce sormuştum ama Elazığ'da sporu nasıl biliyorsun? Sence Elazığ'da sportif bir yaşam var mı? Spor kenti miyiz sana göre? Genel olarak mı yoksa bocce? Genel olarak, bocce anlamına yani değil. Yani gerçekten boksta olsun, tekvandoda olsun, futbol, voleybol bu branşlarda gerçekten Elazığ bayağı bir üst seviyeye ulaştı. Yani önceden sizin tabii daha iyi bilirsiniz. Eskiden mesela 2010'lu yıllarda bu kadar başarı yoktu. Yani Elazığ'da madalya gelme yoktu. Evet. Ama bu son yıllarda boksta olsun, tekvandoda olsun, kickboksta olsun bayağı bir madalya alarak Elazığ'ı en iyi şekilde temsil ettiler. Mesela yurt dışında olan, yurt dışına giden bayağı sporcularımız olmuştu. Boksta olsun, kickboksta evet. olsun, tekvandoda olsun. Bunlar bayağı bir Elazığ'ı bence level atlattı gibi bir şey oldu hocam. Yani şimdi bireysel sporlarda biraz şey de yüksek, başarıya ulaşmak da yüksek. Ama işte takım sporları biraz zor oluyor. Mesela futbolda istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Entegre Solar Elazspor zor günler evet. geçiriyor. Onlar da inşallah bu ligden bir üst lige çıkarsa kademe kademe daha iyi olur. Ama işte endüstriyel branşlarda biraz daha profesyonel yapı, biraz daha planlama önemli. Mesela sen bocce'nin planlamasını Elazığ'da yapabildin mi? Mesela dedin mi? Benim kısa, orta ve uzun vadede bocce'de şu tespitlerim var. 2 yıl sonra başarı olarak şunu istiyorum, 4 yıl sonra şu gibisinden bir planlama içerisine girdin mi? Onu da sana söyleyeyim. Şöyle hocam, mesela üniversitede mesela şu an ortaokullardan mesela gelen çocuklarla altyapıyı şu anda bizim şu anda altyapımız bayağı bir sıkıntılı yani. Evet. İleriyi göremiyoruz diyebilirim ama yine dediğim gibi Resul hocamız olsun, Resul Can hocamız olsun, 2 tane hocamız var. Evet. Onlar bayağı bir altyapıda sporcu bize yetiştirmeye çalışıyor ama bunu diğer okullara da, ortaokullara da yayarak lise çağında çocuk geldiğinde mesela ortaokulda biraz ulaşım da sıkıntılı. Mesela çocuk atıyorum Doğukent'te oturuyor. Bu tarafa gelmesinde biraz sıkıntılı yaşayabiliyor. O sürecini ortaokul hocasında tamamlayıp lise çağına geldiğinde zaten biraz daha olgun oluyor. Kendini geliştirmiş oluyor, açılmış oluyor, sosyal aktif oluyor. Bu sefer rahat bir şekilde aile de güvenebiliyor. Ama ortaokula giden bir çocuğu şeye gönderirken, mesela Abdullah Paşa'ya gönderirken biraz tedirgin olabiliyor. Evet, tabii. Mesela o noktada hocam sözünü kestim, özür dilerim. O noktada gerçekten anne babalardan onu duyuyorum, biliyor musun? Mesela diyor ki ya hocam diyor kültür park sahası bize uzak. Biz şeyde oturuyoruz, Ulukent'te oturuyoruz, nasıl gidecek? Çocuktur da ortaokul çocuğu, 6. sınıf, 7. sınıf çocuğu diye söylüyor. Bu noktada da aslında sana bir şey diyeyim mi hocam? Bence bu benim fikrim tabii. Sayın Belediye Başkanımız Şerifoğlu, Sayın Şerifoğlu da bu noktada sporun içerisine gelen bir isim. Mesela diyelim ki altyapıda mücadele eden, aktif lisansı olan, aktif kulüplerde bulunan sporculara işte belediye kartı olacak. Örnek veriyorum. Ne zaman biliyor musun? Kardeşim bunun antrenman ne zaman? Sisteme gireceksin. Salı, perşembe, cumartesi, pazar. Abi salı, perşembe, cumartesi, pazar. Ücretsiz. Sana ücretsiz otobüs. Çok bas iyi. Kartını. Değil mi? Çok güzel hocam. Yani bir mükemmel sistem. Bir destek olur. Çünkü çocuklar bu yol ücretlerini karşılamak. Bir de Elazığ'da büyüyor yani. Değerli hocam. Yakup Kılıç spor salonumuz. Evet, çok çok amaçlı spor salonu. Çok çok güzel. Ama dönüyorsun 15 Temmuz spor salonu ta Çatalçeşme'de. Yani hemen hemen. Hemen. Dönüyorsun Bahçeliler sahası hemen bak bizim kanalın üst tarafında. Burası Bahçeliler'e giriyor. Dönüyorsun İl Özel İdaresi. Hadi yeni stadyum yine merkez içinde yürüyeceksin ama yine de tabii ki ulaşım gerekiyor. Ulaşım gerekiyor şey. Yani ailelerin dediğiniz gibi ekonomik biraz sıkıntılar da yaşayabiliyor. Mesela evet. Asgari ücrete çalışan bir insanın bu sefer hem kendisi yol ücreti var bir de çocuğun da yol ücreti oluyor. Bu sefer maddi yönden de biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Ama sizin dediğiniz gibi Şahin Şerif olanına da böyle bir şey yaparsa. Evet. Tüm yani güzel kulüpler, bir proje olur. Güzel bir proje olur. Tüm antrenörlerimiz de bunu destekleyeceğine eminimdir. Evet yani. Bu arada tabii değerli izleyicilerimizden de mesajlar geliyor.
Sevgili Yusuf kardeşim, Yusuf hocam, Hazar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Uçar'ın selamları olduğunu iletiyor. Evet, yani diyor ki Gültekin Hoca'ya selamlarımızı iletir misiniz? Voleybol ilk teslimciyiz o da. Yusuf yok. Yusuf Çınar hocam. Yusuf hoca, bu başka Yusuf hoca. soy ismini yazarsa iyi olur. Yusuf'u soy ismini unuttum şimdi. O da genç hocalarımızdan bir tanesi. Diğer il temsilcimiz, voleybol il temsilcimiz Yusuf Hoca'yla da program yapmayı çok istedik. Bir ara tam yapacaktık. Covid oldu. Covid'den sonra hastalıklar çok gündemdeydi ama Yusuf Hocam'la da bir program yapacağız. Voleybol demek onun anısında bir şey oldu demek. Evet, ona da öyle. Selam olsun buradan. Selamlarımızı iletelim. Evet, tabii hocam, ilde sportif anlamda şu genç antrenörler biraz daha ilimiz adına umutvari, niye diyeceksin, şehrimizin belki de ortak bir kaderi. Bu noktada kendimizi öz eleştiri noktasında eleştirebiliriz. Sadece sportif anlamda değil, diğer alanlarda da böyle Türkiye genelinde ses getiren, Türkiye genelinde ilden çok artık Türkiye'yi temsil edebilecek, Türkiye'de söz sahibi olacak antrenörler de olması lazım. Mesela ne yazık ki futbolda bunu yapamadık. Bir teknik direktör olarak bir Abdullah Avcı gibi bir teknik, Yusuf Uçar, genç Yusuf Uçar. Doğrudur. Bu kardeşimiz yeni beden eğitimden mezun oldu zaten 2 sene önce. O selamlarını gönder. Şimdi gelelim diğer noktaya. Türkiye'de mesela bir Abdullah Avcı Elazığ'dan çıkmadı. Bir Şenol Güneş Elazığ'dan çıkmadı. Yani biz diyoruz ki yani ilimizde söz sahibi. Mesela Fatih Terim Adana'nın iyi bir reklamı oldu değil mi? Evet, Adana aynen, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu. İşte veya işte yine döndüğün zaman başka şehirlerden iyi bir basketbol antrenörü çıkabiliyor. Biz de hep bunu söylüyoruz. İlimizde söz sahibi, Türkiye genelinde söz sahibi antrenörler olsa ilimiz adına büyük bir gurur, büyük aslında gurur, bu. Aslında, doğru. İşte her alanda yarışmacı bir toplum olacaksın. Antrenörlükte, sporculukta, diğer noktada hep bir yarışma kültürü içerisinde olursan işte o zaman İslam oyunlarında da ön planda olursun, bayrağı dalgalanır. Olimpiyatlarda da bayrağı dalgalanır. Yine Dünya Kupası'na gidersin, Fas'la birlikte mücadele edersin, Arjantin'le birlikte o final müsabakasında olursun. Yani gerçekten bütün Türkiye futbol severler ekranda gittiler. Garip garip oturdular. A Fransa'yı mı desteklesem, A Rusya'yı mı desteklesem, Fas'ı mı desteklesem, ki tabii ki Müslüman ülkeler hep sempatizimiz oldu. Çok sevdik onları. Evet. Onların yanında ama biz de olalım abi. Yani İlhan Mansız'ın o zamanlarda hatırlıyorum. İlhan Mansız'ın Rüştü Rençberler'in olduğu dönemler, dünya üçüncüsü olduğumuz dönemler Türkiye çok büyük bir gurur içerisindeydi. Şimdi dolayısıyla bunlar işte bu gururu yaşayabilmek için aslında 4 sene 5 sene çalıştılar biliyor musun? Yani ya da 10 sene çalıştılar, planlama yaptılar ya da çok emek verdiler. Dolayısıyla bu olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son 5-6 dakikalık evrenin içerisindeyiz Gültekin Hocam. Sizler tabii müsabakalara hazırlanıyorsunuz da Türkiye genelindeki bocce müsabakalarına. Öğrencilerin senden beklediği şeyler var mı? Mesela hocam ya işte bize şu da olsa daha iyi olmaz mı? Hocam bize şu imkanı sağlasanız daha olmaz mı? Dedikleri bir şey oluyor yani mu? Yani o konuda sadece şöyle bir şeyimiz var. Açık alan bocce sahamız oranın kapanması yönünde biraz çocuklarımızın daha çok biraz talepler oluyor. Hani aşağısı biraz yüzme havuzunun altı olduğu için biraz crawl şey bazında biraz şey olduğu için ama aşağıda da yapıyoruz, yukarıda da yapıyoruz yani. Ama üst antrenman yaptığımız açık alanın kapanması gerçekten evet, iyi olabilir aslında. Yani bu yönde var. Diğer yönde de yani gerçekten gençlik spor şu ana kadar ne söylediksek zaten bunu da söylemişiz. Geçenlerde Abdus Samet müdürümüz de tesisimizi ziyaret etti zaten. Geldi tekrardan bir konuştuk. Geçenlerde de gençlik spor müdürlüğünden, il müdür bakanlıktan gelen bir hocamız vardı. Onu da yine konuşmuşlardı. Bakalım onunla da ilgili bir sonuç bekliyoruz inşallah. Evet. Yani destek konusunda da gerçekten Gençlik Spor Abdülsamet Hoca hem tesis yönünden olsun, tek bocce demiyorum, her branştan olsun. Gerçekten bayağı bir tesisleşme anlamında ilerleme kaydettik. Bocce'de de gerçekten desteklerini hiçbir zaman, ne zaman kapılarını çaldıksa hiç eksiltmediler.
mesela Ahmet'in Fransa'ya gitmesinde bayağı bir etken oldu o konularda. Desteklerini bayağı iyi açtılar yani. Biz Antalya'ya gittiğimizde yine aynı şekilde normal harcak meselesi var mesela bizim. Evet. Kendi şeyi ama kurtarmıyor. Biz tabii şey gibi okul sporları gibi biz de geçen sene Kahramanmaraş'a gittik. İşte il şampiyonluktan sonra. Abi o para imkansız yani. Yani kaldığımız otel 225 lira. Yani verdikleri 100 milyon. Mesela onu kurtarmıyor mesela. Bu sene ondan 225 olmuştur. Kesin 525. Çünkü evet, her şeye zam geldi. Yani bayağı bu konuda biraz hani şey kulübümüz destek verdi. Allah razı olsun. Onların sayesinde yani Alaaddin müdürümüz olsun, Abdülsamet müdürümüz olsun. Bu arada Gençlik Spor'un kadın handbol takımı 2. ligde. Onlar da bugün galip geldiler deplasmanda. Alaaddin müdürüm paylaşmıştı. Doğru. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Belki evet, telefonlarından ve internetten bizi takip ediyorlardır. Selamlarımızı onlar gönderelim. Yoldalardı en son. Onlar evet, da dönüş aşaması. Gençlik Spor'un kulüpleşmesi sana göre mantıklı mı? Mesela çünkü Gençlik Spor genelde hani bu işin tek elinde olan biri. O salonları ayarlıyor, o maçları ayarlıyor. Aynı zamanda kulübünün de yarışması sana göre mantıklı geliyor mu? Çok yani gerçekten çok iyi yani desteklerini en iyi şekilde sağlayabiliyorlar. En iyi şekilde yerlerini ayarlayabiliyorlar. Sahalarını en iyi şekilde hazır bir şekilde bekletebiliyorlar. Yani Gençlik Spor'un bayağı bir etkisi var bu konuda. Evet zaten artık biraz daha kamulaşıyor şey. Kulüpler de o şekilde kamulaşıyor ya da kurumsallaşıyor. Çünkü özel kulüpler bence çok zorlanıyor, zorlanır da. Çünkü niye? Gerçekten maliyetleri yüksek. Mesela Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç şunu söylemişti. Kapanma noktasına gelebilir bazı kulüpler. Doğru söylüyor. Baktığın zaman bir deplasman gideri 100-150 bine dayanmış. Yani oteller, onu geçtim. Yiyecek, içecek fazla bir şekilde miktarlaşmış. Dolayısıyla tüm kulüplerimize de bu noktada başarılar diliyoruz. İnşallah en yakın sürede onlar da ekonomik platformda kendilerini iyi hisseder ve iyi yarışırlar. Bu noktada da desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. A'dan Z'ye spor programımız Abdülsamet Eren müdürümüzün de işbirliği içerisinde olduğu bir dönemde kurulmuştu bu program. Evet. Piyasaya çıkmıştı. Ondan sonra bayrağı biz aldık. Hatta bayrağı alırken bana dediler ki kim bu programı yapıyorsa müdür olur. Biz hali 3 senedir müdür olamadık bu yerde. Yani o yüzden bakalım. Belki sayın hocam. İleriki günlerde görürüz. İleriki evet, zamanlarda İnşallah. Görürüz. Son olarak neler söylersiniz? Son olarak yani dediğimiz gibi konuştuk aslında ama hani velilerimizi gerçekten spora yönlendirelim. Bu tek bocce için demiyorum. Voleybol olsun, basketbol olsun, bocce olsun her branşa mutlaka yönlendirelim. Altyapımızı da bu şekilde de sağlamış oluruz. Ailelerimizin teşviklerini bekliyoruz yani. Evet, çok teşekkürler değerli hocam. Sizin gibi genç antrenörlere de ihtiyacı var Türkiye'nin. Niye? Çünkü sizler alttan pişe geleceksiniz. Belki de ilerleyen yıllarda Türkiye'nin İslam oyunları gibi, Akdeniz oyunları gibi belki de dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda çok önemli katkılarınız olacak. Bu noktada sizlere başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Değerli spor severler, A'dan Z'ye spor programımızda bu hafta bocce branşını konuştuk. Önümüzdeki hafta yine farklı spor branşlarını sizlerin huzurunuza bu stüdyoda, bu masaya yatırmış olacağız. Tabii konuşacağız, tartışacağız. Çok sempatik bir şekilde gidiyoruz aslında, çok doğal halde gidiyoruz. Niye? Çünkü sportif mücadeleleri bu şekilde anlatmakta daha çok fayda var. Çünkü yarışmacı kültürden ziyade biraz daha bu olayı tanıtmak lazım. Spor branşlarını çocuklara sevdirmek lazım. Bu noktada A'dan Z'ye spor programımız vesile olabiliyorsa bizler gerçekten çok mutlu oluruz ve oluyoruz da. Önümüzdeki haftalarda farklı branşları yine tartışırken inşallah güzel esintiler sizlere aktaracağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.